Peki son dönemlerde çok duyuyoruz bu kelime. Yani ruh eşi nedir? Öyle biri var mı yoksa bu sadece spiritüel bir şey mi? Evet. Şimdi bakın herkes beni takip edenler bilir. Ben böyle spiritüel konulara falan girmiyorum. İşte reenkarnasyon bilmem ne bu benim uzmanlığım değil. İlgilendiğim bir konu değil. Benim evet. kendi ilgilendiğim konu ne? Gerçek yaşam. Bu şu andaki yaşam. Bilimin Zaten, ışığında. Evet, benim derdim şimdiki zaman. Hep onu anlatmaya çalışıyorum herkese. Şu anda yaşamak, şimdi de yaşamak. Benim tek derdim bu. Ve bu zamandan zevk almak ve bu zamanı pozitif kullanmak. Çünkü bu zamanı pozitif kullanırsanız yarınlarınız pozitif olur. Şimdi ruh eşi konusuna gelirken dedim ki ben spiritüel yönüne girmeyeceğim. Yani bu benim uzmanlığım değil ama öyle bir şey var. Yani halk arasında olduğu gibi e, çeşitli tanımları var. Açacağız bunları. Ben hata, hata yapmamak için böyle notlar da aldım. Çünkü teknik evet. bir konu. Ee, öyle açacağız. Evet ruh eşi var. Ama yani herkes şöyle zannediyor. Ruh eşi e, sanki karşı cins, sevgili, e, işte eş, evleneceğin kişi. Tamam o yönleri de var. Onu da sonra anlatacağız ama başka formlarda da olabilir ruh eşi. Evet. Yani herkesin e, filmlerde görüldüğü gibi böyle işte benim ikinci yarım işte bir elmanın iki yarısı gibi filan hani evet. ömür boyu mutluluk geçireceğim, mutlu bir hayat geçireceğim ikinci parçam. Evet. Bu filmlerde oluyor genelde yani. ama gerçek hayatta da biraz daha farklı. Zaten psikoterapide de hocam kimse kimsenin elmasının yarısı olmasın diyoruz değil mi? Herkes kendi başına sağlam, sağlıklı evet. bir elma olsun. Aynen öyle. Kimse yarısını bulmaya çalışmasın. Evet. Şimdi ruh eşi ne olabilir hayatta? Ha, neler olabilir? Anlatayım. Mesela bu bir rehber öğretmen olabilir. Rehber öğretmen sizi ileri taşıyan, sizin hatalarınızı gösteren, sizin tamamlanmanızı sağlayan, sizin gelişiminizi sağlayan biri hayatınızda. Bu bir erkek olabilir, bir kadın olabilir, bir hayvan bile olabilir. Yani sizin sizin ileri gitmenize evet. destek veren illa karşı cinsten sevgili olmasına gerek yok. Rehber öğretmen diyorum. Bu bir ruh eşi tanımına giriyor. Mentor gibi. Evet. Yani bu sizin gelişiminizi tamamlamanızı sağlıyor. İleri gitmenizi, hayatınızda maksimum düzeye gelmenizi sağlayan bir kişi olabilir. Bu bir ruh eşidir. Veyahut da e, kendimizin bir yansıması olabilir. Bu da bir ruh eşi tanımıdır. Evet. Ha, bir de bir şey daha söyleyeyim. Yani illa ruh eşi hayatta bir kişi değil. Yani ömrüm boyunca bir kişiyle karşılaşacağım o benim ruh eşimdir. Yok hayatta çeşitli dönemlerinizde çeşitli kişilerle karşılaşabilirsiniz ve bunlar sizin ruh eşiniz olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani illa bir tane ruh eşi yok. <laughs> Ondan sonra kendimizin yansıması. Bize bizim tıpa tıp benzeyen bizim bir kopyamız gibi. Bu da bizim ruh eşimiz olur. Hani derler ya, o zaman bu tanım. Elmanın ikinci yarısı gibi. Bu karşı olabilir, arkadaşımız olabilir ama kendimizi çok rahatlı, konfor alanında hissettiğimiz biri olabilir. Evet. Bu biri, bu da bir ruh eşidir. Ee, en iyi arkadaşınız da olabilir ruh eşi. Ya öyle arkadaşlar vardır ki yani dünyada kimseyi değiştirmezsiniz. Bütün güvenlik bariyerlerinizi indirdiğiniz, her şeyi açtığınız, konuştuğunuz, her şeyi paylaştığınız, ondan fikir aldığınız, sizin ilerlemenizi sağlayan, size fikir veren, destek veren, hayatınızdan yol arkadaşınız bir normal aynı cinsten bir arkadaşınız da olabilir. Bu da ruh eşidir. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra arkadaşınız olabilir, akrabanız olabilir. Tamam mı? çekirdek aileden biri olabilir. Hayra, yani e, ruh eşi manevi gelişmek içinde, manevi gelişim içinde bir araçtır. Yani ruh eşi sizi manevi yönden de, kişisel yönden de, ruhsal yönden de eğer geliştiriyorsa, e, kendinizle barışmanızı sağlıyorsa, özgüven.